alıştığımız bir senaryo tekrar gündeme getirildi ve çok bilinçli bir şekilde bir Tersin Ertuğruloğlu'nu şaibelendirme, yıpratma, onunla alay etme, ona hakaret etme, savunduğu tezleri anlamsız kılma adına en azından bu hedefle yine başlatıldı. Ve sanki son New York Washington ziyaretinde söylediklerimi ilk defa söylemişim gibi bir hava yaratılarak fırtınalar koparıldı. Çok iyi hatırlayacaksınız, arşivlerde de vardır. Bir süreden beridir Kıbrıs konusunda sürdürülen görüşmelerin bir neticeye varamaması halinde Kıbrıs Türk halkının önünde ne gibi seçenekler vardır konusunu gündeme taşımıştım. Ve 4-5-5-6 seçenek sıralamıştım. Bugün aylar öncesinden sıraladığım seçenekler arasında zaten yer alan özerk-cumhuriyet ilişkisi sanki ilk defa ifade edilmiş gibi bu seçeneği tek bir seçenek olarak ortaya atmışım gibi yalan yanlış, kamuoyunu aldatıcı ve dediğim gibi bizleri yıpratma amacıyla bir kampanya sürdürülüyor. Çok defalar beyan ettim. Sıraladığım 5-6 seçenekten benim tercihim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma yoluna çıkması olduğunu defalarca ifade ettim. Ancak gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerekse yabancı ülkelerde bu konuyu her gündeme getirdiğimde bunun yanlış algılanmaması gerektiğini, bu söylediklerimin hükümetin bir çalışması sonucu ortaya çıkan değerlendirmeler olmadığını, bunların tamamen benim kişisel görüşlerim olduğunu hep söyledim. Bugün gündeme getirilen eleştirilerden bir tanesi de Tersin Ertuğruloğlu'nun kendi kişisel görüşlerini sanki Kıbrıs Türk halkını bağlayıcıymış gibi satmaya çalıştığı yönünde eleştiriler var. Tümüyle reddederim. Kıbrıs Türk halkının ne tercih yapacağı gün gelen tahmin ederim bir referandumla ortaya zaten çıkacaktır. Ben haddimi bilirim, ayaklarım yere basar. Ama aslında olması gereğine inandığımı da bir anlamda başarmış bulunuyorum. Çünkü bu konunun tartışılması gerektiğini hep söyledim. Yani Rumlarla bir yeni ortaklığın Kıbrıs Türk halkının mecburiyetten tek seçeneği olmadığını hep söyleye geldim. Rumlarla yeni bir ortaklığın seçeneklerimizden sadece bir tanesi olduğunu ve sadece bu seçeneğe yönelik kilitlenip kalırsak başka hiçbir seçeneğimiz yoktur türünden bir politikaya sahip olursak bu da Rum'un insafına terk edilmiş olma anlamına geleceğini hep söyleye geldim. Ve bugün bile bu siyaseti savunanlar olduğunu maalesef görmeye devam ediyoruz. Bu sanki bir beceriymiş gibi, bu sanki bir çağdaşlıkmış gibi, bu sanki bir çözümcülükmüş gibi. Halbuki Kıbrıs Türk'ünü Rum'un insafına terk etmekten başka bir anlama gitmeyen bir siyasetin sahibidirler. Tekrar ediyorum. Tramontana'da çöken Kıbrıs, 50 yıllık Kıbrıs müzakere süreci. Bunu çok söyledik. Anavatan yetkilileri de söyledi. Hatta Cumhurbaşkanı'nın kendisi de söyledi. Notlarımda var. Az sonra gerekirse size okurum.
ne söylediğini. Maher nedense adaya döndükten sonra yavaş yavaş başka şeyler söylemeye başladı. Tekrar ediyorum. Eğer hala daha bugün, geçen gün meclis oturumunda da ifade edildiği gibi bazı milletvekilleri tarafından tek gidilecek yol 50 yıllık başarısızlığı kanıtlanmış bir süreci canlı tutmakmış gibi siyaset güdenler Kıbrıs Türk'üne en büyük haksızlığı yapmaktadırlar, en büyük zararı vermektedirler. Çünkü bu tür politika Rum tarafına istediğini fazlasıyla vermekten başka bir anlam taşımamaktadır. Rum tarafının söylediğine de bakın bugün. Tramontana sonrası Rum tarafından çıkan beyanatlara da bakın. Aynen bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bazı siyasilerin söylemleriyle aynen örtüşüyor. Müzakerelere dönelim. Hangi müzakerelere? Yeni bir şey mi var? 50 yıldır denenmiş bir süreç. Ben hiçbir zaman saklamadım. Bu süreçten hiçbir beklentim olmadığını yıllar öncesinden hep söyleye geldim. Hala daha söylüyorum. 50 yıldır sürdürülen süreçle anlaşma sağlanması mümkün değildir. İsteyen istediği kadar yalanı Kıbrıs Türk halkına söyleye gelsin. Çok yaklaştıydık. Az kaldıydı. Rum bizi kendisine eşit bir halk olarak görüyor mu? Direnli basın mensupları. En ufak bir gösterge var mı? Rum tarafı Kıbrıs Türk halkını kendine eşit bir halk olarak görüyor mu? İşte son yayınlandı. Rum okullarında dağıtılan belgeler. Kıbrıs Türk'ünü 4 azınlıktan biri olarak gösteren ve öğrencilere bunlardan hangisindensiniz? Kıbrıslı Türk, Ermeni, Maronit, Latin. Zihniyetin bu olduğu bilinmiyor mu? Yoksa Rum halkını yöneten liderlerin, siyasilerin, kilisenin, askerin, bu belgeleri dağıtan kişilerden farklı kişiler olduğunu mu söyleyecekler? Onlar mı yönetiyor Rum toplumunu? Benim sadece söylemeye çalıştığım ve söylediğim için de malum kesimler tarafından eleştirildiğim şudur. Rumlarla asla ve asla sürdürülen müzakere süreçleri sonucunda Kıbrıs Türk'ünü eşit kurucu ortak yapacak bir anlaşma sağlanması mümkün değildir. Bu sürecin özüne terstir. Niye özüne terstir? Çünkü Rum tarafı zaten dünya tarafından sözde Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınıyor. Bu tanınma devam ettiği sürece Rum tarafı bizi ambargolar altında tutmaya devam ediyor. Bizim uluslararası arenada herhangi bir açılım sağlanmamamız için elinden geleni yapıyor. Türkiye'yi işgalci ülke diye suçlamaya devam ediyor. İstediğini elde etmiş vaziyette Kıbrıs Cumhuriyeti denen devletin tamamen bir Rum devleti olduğunu gerçekleştirmiştir. Ve bu durumda siz Kıbrıs Türk halkına diyeceksiniz ki Rumlar bizimle müzakereler sonunda kendilerinin tek başına bu tanınmışlıktan elde ettikleri avantajları, kullandıkları bu avantajları Kıbrıs Türkleriyle paylaşmayı öngörmektedir. Ve gün gele bizimle bunları paylaşmaya razı olacaklardır.
Var mı böyle bir dünya? Var mı böyle bir olasılık? Var mı böyle bir niyet? Var mı böyle bir motivasyon? Şimdi geçen gün İngiltere'nin Dışişleri eski bakanlarından Jack Straw'un bir yazısı çıktı. Ben soruyorum, bu bizi sözde eleştirmeyi, aslında hakaret etmeyi bir maharet sanan arkadaşlara soruyorum. Ve başta Sayın Cumhurbaşkanlığına soruyorum. Bu mektubun altına siz imza atar mısınız? Jack Straw'un yayınladığı mektubun altına siz imza koyar mısınız? Neyse, gelelim. Bir Ekim'den itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Rum ve Maronit toplumlarına gönderilen, güneyden gönderilen BM konvoylarıyla gönderilen yardım malzemeleri konusuna. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün bir açıklama yaptı ve konuyu tamamen saptırarak ve çok da samimiyetten yoksun bir şekilde ve hükümetin kendisini kale almadığı türünden bir sitemle kamuoyunu yanıltmaya çalıştı maalesef. Bu konunun detaylarına girmeden önce ben Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu da sorayım. Siz Sayın Cumhurbaşkanı, Cenevre'de Rum tarafına harita verirken hükümetinizi ne kadar saydınız? Bugün hala daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cenevre'de verdiği haritayı bilmemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı bu haritayı kimlere hazırlattı? Devletin bürokratlarına hazırlattı. Ve devletin hükümetinin haberi yok. Ve bizler de kendisine Cenevre'de haritayı vermeyin diye talepte bulunmuş olmamıza rağmen. Şimdi bu onun karşılığı olan bir olay değildir ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın samimiyetsizliğini örneklemek adına bunu söylüyorum. Maalesef bunu söylemek durumundayım. Şimdi gönderilen erzak konusu. Değerli arkadaşlar, 2003 yılında kuzey ile güney arasındaki sınır geçişleri serbest bırakıldı bildiğiniz gibi. 2003 yılından 2017 yılına kadar bu konvoyların gitmesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ses çıkarmadı. Nedeni bana göre devam eden müzakere süreçlerinde bu hareketin yanlış yorumlanacağı, haklı bulunmayacağı ve Türk tarafının müzakereleri sabote etmek gibi bir niyeti olduğu yönünde istismar edileceği için tahmin ediyorum. Crans-Montana'da süreç çöktükten sonra bizler 28 Temmuz tarihinde Bakanlıkta görüştüğümüz BM'nin üst düzey yetkilisi Bayan Elizabeth Spear'a bu konudaki kararımızı aktardık. Bunu yapmazdan önce ama Bakanlar Kurulu toplantısında bu konu değerlendirildi ve
bu konvoyların artık hiçbir şekilde gereği kalmadı. Rumların işgal edebiyatına katkı koyan bir eylem olduğu, Rumların kuzeyde yaşayan Rum halkını Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarında yaşayan tutsaklar propagandasını körüklemek adına istismar edildiği Bakanlar Kurulu'nda konuşuldu ve bunun sonlandırılmasının talep edilmesi kararı verildi ve eğer sonlandırılmayacaksa gümrük talep edileceği kararı verildi. Bu karar verildikten sonra bunlar şifaen yapılan değerlendirmeler ve şifaen alınan kararlar. Yani ben 28 Temmuz tarihinde Bakanlar Kurulu kararı diye böyle bir karar çıktığını söylemiyorum. Ama bu konu bu şekilde konuşuldu, değerlendirildi ve bu karar alındı. Bunun üzerine de biz BM yetkililerini bakanlığa çağırdık ve 28 Temmuz tarihinde bu kararımızı aktardık. Bunun akabinde BM yetkilileri hemen Cumhurbaşkanlığına koşturmuş olacaklar ki ve oradan bu işe müdahale etmesini talep etmiş olacaklar ki herhalde bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığının bazı yetkilileri bakanlığımızın bazı yetkililerini arayarak bu konu nedir diye bilgi sormuşlardır. Ve kendilerine de söylenmiştir. Bunun sonrasında 23 Ağustos tarihinde 28 Temmuz'da bu söylendi. 23 Ağustos tarihinde sözünü ettiğim BM yetkilileriyle bakanlığımız, ben ve üst düzey bürokratlarımız yemek yedik beraber. Bu yemekte bu konu tekrar söylendi. Ve 1 Eylül diye uygulayacağımız tarihi 1 Eylül diye belirlemişken iyi niyetimizin bir göstergesi olarak kendilerine dedik ki tamam siz bu kadar rahatsızsınız burada. Biz bunu bir ay bekleteceğiz. Çünkü nasıl olsa New York'ta görüşmelerimiz olacak BM yetkilileriyle. Bu konuyu onlarla da görüştükten sonra uygulamayı uygun görüyoruz ve 1 Eylül olarak bilinen tarihi 1 Ekim'e erteledik. Ve ben New York görüşmelerim kapsamında 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin barışı koruma faaliyetlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix, yanlış telaffuz etmemişsem yani ismini, Lacroix ile takriben bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Tüm boyutlarıyla Kıbrıs konusunu gündeme aldık ama ağırlıklı bir şekilde bu yardım konvoylarının asla kabul edilebilir bir etkinlik artık olmadığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işgal altında bir toprak parçası olmadığını, burada yaşayan Rumların ve Marinitlerin özgür bir şekilde yaşadıkları, hiçbir şekilde bir mağduriyetleri olmadığı, gönderilen yardımlara ihtiyaçları olmadığı ama bu eylemin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarındaki tutsak vatandaşlarına Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin sahip çıkması, yardım göndermesi gibi bir propagandaya alet edilen bir eylem olduğunu, bunu asla kabul etmediğimizi ve durdurulmaması halinde bu etkinliğin gümrük talep edileceği, orada da BM Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Yardımcısı'na açık açık söylenmiştir. Bütün bu süreçte
Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi bu konunun bilincindeydi. Ve tabii 26 Eylül'de de değerli arkadaşlar, bakanlık olarak ANFESİP'e nota gönderilerek bu uygulama yazılı bir şekilde de en son kendilerine bildirilmiş oldu. Uygulamaya girileceği günden bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanı sanki konuyu yeni öğrenmiş gibi Bakanlar Kurulu toplantısındaki konuya, gündeme müdahale etme niyetiyle bunun La Croix diye isimlendirdiğimiz, ismi La Croix olan BM Genel Sekreter Yardımcısının 18 Ekim'de başlayacağı söylenen adaya ziyareti esnasında yapacağımız temaslar sonrasına bırakılmasını talep eden bir şekilde bir müdahalesi olmuştur. Kararın yürürlüğe gireceği günden bir gün önce. Bu arada tabii Rum tarafından bu konuyla ilgili beyanatlar da bu aylar geçen süreç içerisinde devamlı gündeme geldi. Ve bir tanesi de, adını unuttum şimdi hangisiydi, Hodri meydan çekti. Kıbrıs Cumhuriyeti BM asla böyle bir şey ödemez. Sözde hükümetin ne kadar ciddi olduğunu bu konuda çarşamba gün göreceğiz diye bir de beyanat çıktı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şunu maalesef söylemem gerekir. Onun siyaset anlayışıyla Kıbrıs Türk halkını Rum'un alay konusu yapmayacağı bir yere gitmek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı ya real politik denen olayla hiçbir şekilde tanışmış değildir. Real politikanın ne olduğunu bilmiyor. Ve sağa sola hoş görünme adına beyanatlar vermekle doğru bir iş yaptığını sanıyor. Şunu da söyleyeyim. Bakanlar Kurulu'nda aldığımız bir kararı da ekleyelim. Bakanlar Kurulu'ndaki mutabakatımız, biz yine kuzeyde yaşayan Rumların ve Marilerin herhangi bir mağduriyetinden haberimiz yoktur. Böyle bir mağduriyet olduğunu düşünmüyoruz. Böyle bir mağduriyet olduğu bizim bilgimize gelmiş değildir. Bunlar gayet iyi koşullarda kendi işlerini de yapan, kendi kazançlarını da sağlayan ve her türlü ihtiyaçları zaten giderilmiş bir şekilde yaşıyor. Ama eğer herhangi bir mağduriyet söz konusu ise bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın devreye girmeye ve bu insanlara eğer bir mağduriyet yaşayan Rum ve Marı varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o insanlara sahip çıkmaya hazır olduğumuzu da karar altına aldık. Dolayısıyla konular çarpıtılmasın, konular saptırılmasın ve akıllarınca birilerine hoş görünme adına Kıbrıs Türk'ünü alay konusu yapma sevdalarından vazgeçsinler. Sayın Cumhurbaşkanı Tahsin Ertuğrul'u telafisi zor zor olacak hasarlar yaratmaya devam ediyor gibi ve ayağımıza kurşun sıkıyoruz gibi sözler sarf etti. Esas Kıbrıs Türk halkını
zora sokan ve telafisi mümkün olamayan, belki de hatalar yapan kendisinden başkası değildir. Müzakere sürecinde Kıbrıs Türk'ünün ne kadar risk altına aldığından herhalde haberi yoktur. Çözümcü olacağım diye Kıbrıs Türk'ünü Rum'un insafına terk edecek noktalara gittiğinin herhalde farkında değildir inşallah. Yoksa farkındaysa da yapıyor, daha da kötü. Bizi ayağımıza kurşun sıkan kararlar almakla suçlayan Cumhurbaşkanı aslında Kıbrıs Türk'ünün beynine kurşun sıkan kişinin kendisi olduğunu bilmesi gerekir. Öyle bir Cumhurbaşkanı ki ...2006 yılında Rum tarafındaki parlamento seçimlerinde, Avrupa Parlamentosu seçimleri yanlış hatırlamıyorsam, seçmen olmak için Güney Kıbrıs'a başvuran, 76 yanlış bilmiyorsam, 78 kişiden bir tanesiydi. Bu ne demektir? Şimdi Tahsin Ertuğruloğlu Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor diye yaygara koparılacak. Hakarete maruz kalan benim. Ben bir realiteyi söylüyorum. 2006 yılında Güney Kıbrıs'taki seçimlerde oy kullanma, seçmen kütüğüne yazılma müracaatı gerçekleştiren 78 kişiden biridir. Ne demektir sayın basın mensupları? Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığına inanmıyorum. Ben Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıyım ve oradaki seçimlerde oy kullanmak istiyorum demektir. Bunu yapan kim? Güngele çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle hasbelkader ve maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na gelen kişi. Güney Kıbrıs'taki seçimlerde seçmen olma niyeti olan birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkma diye bir misyonu olabilir mi? İşte o yüzden müzakerelerde bizi olabildiğince zora sokan kararlar alıp Rum tarafına fazlasıyla tavizler veren ve buna rağmen yine Rumlarla bir anlaşma sağlayamayan Sayın Akıncı bugün bana ayağınıza kurşun sıkan bakan diye hitap edebilir mi? Sen bizim beynimize kurşun sıkıyorsun Sayın Akıncı. Kıbrıs Türk'ünün beynine kurşun sıkıyorsun.